Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir format videosuyla yine karşınızdayız. Arkadaşlar, videomuzu güncelledik. Videomuzda gelen yorumlar için bu videoyu format attıktan sonra yüklenmeyen driverlar, ekran kartı sürücüleri, arkadaşlar bunları nasıl yükleyeceğiz? Ondan sonra Wi-Fi sürücüleri ve tam formatımızı nasıl yapacağımızı ve yorumlardan gelen soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Uzun format videomuz olacak. Bu yenilenen videomuzda. Arkadaşlar, bu formatı niye atıyoruz? Bilgisayarımızın bazen herhangi bir kronik sorunu olabiliyor. İnternete bağlanmıyor. Wi-Fi'nde sorun olabiliyor. Başka yerlerinde sorun olabiliyor. Bilgisayarımız çöküyor. Mavi ekran hatası veriyor. Bazen temiz kurulum yapmamız gerekiyor. Biz bunun için format videosu çektik arkadaşlar. Bu format videosunun amacı arkadaşlar kendimiz yazılımı kendimiz yapacağız. Kodları kendimiz yazacağız. Herhangi bir programa ihtiyacımız yok. Onun için bir 16 GB'lık, 8 GB'lık bir format atmak için bir flash diske ihtiyacımız var arkadaşlar. Herhangi bir CD'ye ihtiyacımız yok. CD yavaş format atıyor. CD artık kalktı arkadaşlar. Biz onun için flash'la formatımızı atacağız. Herhangi bir bilgisayarcıya, tamirciye de ihtiyacımız olmadığı için bu video ilerletirseniz arkadaşlar kendi formatınızı atabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, şimdi format atarken flash'ımızda herhangi bir şey varsa yedeğini alalım. Çünkü yani flash'ında herhangi bir şey olan, biz biçimlendiriyoruz bunu ama kendi programımızı kendimiz yazıyoruz. Herhangi bir programa ihtiyacımız yok. Yoksa bu programı yazmaya gerek yok arkadaşlar. Yazmak istemeyen varsa programla yapabilir ama biz kendi programımızı kendimiz yapıyoruz. 1 dakika sürmüyor yapmamız. Onun için programı indirmeye gerek yok. Kodları bir kenara yazarsak arkadaşlar, bu kodla formatımızı atarız arkadaşlar. İlk kodumuz çalıştırılabilir bilgisayarda. CMD'yi bulacağız. Herhangi bir arama yerine CMD yazıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımızdan. Ve komut sistemine geçiyoruz. Çalıştır da olabilir. Arama yerine çalıştır da yazabiliriz. Sevgili arkadaşlar, buradan artık bu flash'ımızın format atma özelliğinin olması için biz bu kodlarımızı yazacağız. Yazdığımız kodlar, ilk önce CMD'yi yazdık. Bu çıktı. Ondan sonra disk part yazıyoruz. Arkadaşlar, disk part yazısını yazdıktan sonra her yazdığımız şey için enter tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni bir sayfamız açıldı. Buraya list disk yazıyoruz. Boşluk bırakarak list, bir boşluk disk. Arkadaşlar, bilgisayarımızda olan diskler çıkmıştır. Biz bu 931 GB'lık olan bilgisayarımızın kendi hafızasıdır. Biz nereye format atacağız? 16 GB'lık olan, kendisini 14 GB olarak gören diskimize atacağız arkadaşlar formatı. Format özelliğini bu diskimize kazandıracağız. Flash'ımıza kazandıracağız. Şimdi bunun için burada yazan yazı 1 ya. Şimdi biz select disk yazıyoruz. Disk, boşluk, disk. Burada yazan yazı 1'dir arkadaşlar. Bu flash'ımızın gigabyte'ını gösteriyor. 1 yazıyoruz ve enter'a basıyoruz. Arkadaşlar, diskimiz şimdi şu an seçildi. Sonradan ikinci olarak CLAN yazıyoruz. Diskimiz temizlendi. Bir diğer komutumuz CR AT Parti T
10 boşluk, bir boşluk. Piri Mari diyoruz ve enter'a basıyoruz. Sonradan HDV komutunu yazıyoruz. Sonradan sevgili arkadaşlar format bir boşluk fs, ondan sonra eşittir FAT32 quick yazıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar formatımız, flash'ımız biçimlenmeye başladı arkadaşlar. Ve %100 başarılı bir şekilde biçimlendi. Flash'ımızın içinden her şey silindi. Artık son komutumuzu yazıyoruz. Asine. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi şu an flash'ımız hazır durumda. Artık flash'ımızın format atma özelliği gelmiş bulunmaktadır. Artık flash'ımızla bilgisayarımıza format atabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, flash'ımız burada. Biz şimdi ne yapacağız? Bizim yapacağımız işlem. Evet, şimdi yapacağımız arkadaşlar, ikinci yapacağımız, bilgisayarımızın format atma özelliği sağlayan flash'ımızı hazırladık. Şimdi ISO'muzu indireceğiz arkadaşlar. ISO'muz, yani Windows 10 ISO'su olur, Windows 7 olur. Bu flash'ımızda Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10, bunların 4'üne de arkadaşlar format atma özelliği geliyor. Flash'ımızı da atabiliriz. Tüm bilgisayarlarımıza herhangi bir sıkıntı olmadan. Şimdi arkadaşlar, evet sevgili arkadaşlar, Windows 10 yükleme medyasını indirmek için tıklıyoruz açılan sayfada. Arkadaşlar bu aracı indireceğiz. Sevgili arkadaşlar, buradan şimdi aracı inen aracı çalıştırıyoruz ve sevgili arkadaşlar, buradan ISO'muzu indireceğiz. ISO'muzu indirdikten sonra hepsine ileri ileri diyeceğiz. ISO'muzu seçeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra ISO'muz inecek. Biz indirdiğimiz ISO'yu açalım arkadaşlar. İndirdiğimiz ISO'yu buradan çekip kopyalıyoruz arkadaşlar. Direkt Windows 10'da açıyor. Herhangi bir programa ihtiyacımız yok. İnen ISO'yu direkt açıyoruz. Ve flash'ımıza geliyoruz arkadaşlar. Flash'ımı seçiyorum. Oradan seçtikten sonra oradan kopyala yaptım. Buraya da yapıştır diyorum. Ve ISO'muzdaki şeyler, dosyalar flash'ımıza kopyalanıyor arkadaşlar. Şimdi ben burada videoyu duraklatıyorum. Bittikten sonra açacağım.